بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ووفق بفهمي وامرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم اللهم أنت ربي Rabbimizin rızasına muhalif ne var ise onların hepsinden içtinab eden, sakınan zümre-i salihine Rabbim bizi ve neslimizi dahil eyleye. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim cümlemizi müşerref eyleye. Değerli kardeşlerim, sabahın seherinde, bir pazar sabahında Kapı Camii'nin cemaati oldunuz, beraber olduk. Rabbimize ibadet etmeye, huzura durmaya geldik. Bu vesileyle Konya'mızın bir alimini, rehberini, önderini anmak için camide toplandık. Rabbim bu etkinliği, bu birlikteliği hepimizin lehine şahit eylesin. Kıymetli müminler, Hacı ve İsade Mustafa Kurucu Hazretleri, Konya'mızın yetiştirdiği son dönem alimlerinden, önderlerinden birisi. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Bundan 62 yıl önce Cenab-ı Hak onu dünya nöbetini tamamlayarak kendi katına buyur etti. Böyle bir Şubat sabahında, 5 Şubat'ta Cenab-ı Hak dünya nefesini لِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلْ اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ne bir saat, bir an, bir dakika, bir saniye öne alınır, ne de tehir edilir. Ecel, Cenab-ı Hakk'ın yazmış olduğu
ve insanın başına gelecek ölümü ifade eden husus. Değerli kardeşlerim. قَدْ ضَاقَتْ حَيْلَتِي اَدْرِكْنِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ diyerek rahmeti rahmana kavuşmuş, çare tükendi, sen yardımcı ol ya Resulallah diye huzuruna giden bir alim. Değerli kardeşlerim, hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Bir gün bu nöbeti hepimiz tamamlayacağız. Rabbim hayat serüvenimizi, mücadelemizi güzellikle geçirmeyi ve hüsnü hatime ile tamamlamayı hepimize nasip eylesin. Hayırla anılmayı, hayırla anılacak eserler, hizmetler verebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Tabii sabahın bu seherinde, sabah namazı öncesinde öyle uzun olmayan bir konuşma yapmayı planlamıştım ve onu icra edeceğim inşallah. Şöyle bir soru sorsak kendimize. Hacı Beyzade Hazretleri işte Konya'da yaşamış, adına büyük bir cami yapılmış, okullar yapılmış, imam hatip liseleri yapılmış, talebeleri var. Var da var elhamdülillah. En bariz üç özelliğini sayın deseler size. En bariz, en öne çıkan, sizi en çok etkileyen üç özelliği nedir diye sorsalar muhtelif cevaplar verme imkanımız var kıymetli kardeşlerim. Ben kendime bu soruyu sorarak bu kürsüye çıktım. Hacı Beyzade merhum acaba hangi hususiyetleriyle öne çıkmıştı, öyle ya? Anmak demek sadece şu tarihte doğdu, bu tarihte öldü, şunu yaptı, bunu etti, Allah rahmet eylesin demekten ibaret olmamalı. Madem ki anıyoruz, madem ki seviyoruz, madem ki sohbetlere, panellere, konferanslara konu ediliyor, o zaman bundan kendimize yönelik bir şeyler çıkarmalıyız dedim. Acaba hayatımızda etkileyici olacak üç önemli özelliği nedir sorusunu kendime sordum. Ve bugün sizlerle o üç hususu paylaşacağım değerli kardeşlerim. Elbette ki biraz önce de ifade ettim. Sadece bu üç özellik değil, bunun ötesinde çok fazla da özellik sayma imkanına sahip olabiliriz elbette. Ama ilk üç. Mesela sabah namazlarından sonra Azziye Camii'nde, Piri Mehmet Paşa Camii'nde de görev yapmıştı. Sohbet yapması onun ayrı bir özelliği. Her gün cemaatine 10 dakika, 15 dakika, yarım saat dua ederek, zikir yaparak bir hususiyeti var. Kim çağırırsa çağırsın, hocam hastamız var, düğünümüz var, kazan ağzı açılacak, çocuğum hasta, hayır demez gider. Bir talebe okuyacak, param yok dediği zaman doğru mu yanlış mı çok araştırmadan öncelikle onun ihtiyacını bir göreyim, sonra bu tahkikatı yaparım der ve çıkarır verir. Selam ayrı bir hususiyet onun hayatında. Tanıdığı tanımadığı büyük küçük herkese selamı coşturarak böyle vererek geçip gider. Küçük çocukların başını okşaması, onlara hayır dua etmesi ayrı bir hususiyeti. Benim babam çok küçük yaşta babasını kaybetmiş. Anlattığı şey şu: Hoca Efendi Azziye Camii'nde burada Sultan Selim arasında evimiz vardı, geçerken başımı okşar, bana dua eder. Hacı İbrahim ol, şöyle ol, öksüz koç ol, böyle ol, böyle ol. Herkesin hemen hemen hayatında elini başına dokunmasıyla, duasıyla, gönlüne girmesiyle hususiyetleri var. Talebeliği ayrı bir şey, öğrencilerle ilişkisi ayrı bir hususiyet ve benzeri pek çok şey. Sayılabilir elbette ama üç husus. Değerli kardeşlerim, bunlardan bir tanesi benim açımdan şu: Hacı Beyzade Mustafa Efendi, Mustafa Kurucu denince akla gelen en önemli birinci hususiyet bence onun Rabbi ile olan ilişkisini en sıkı tutan namazıdır. Namaz ibadetidir. Çünkü namaz müminin vazgeçilmez şiarıdır. Onu ortaya koyan alameti farikasıdır. Küfürden imanı ayıran en önemli hususiyet şirkten namazdır. Namaza asla taviz vermez. Namazı mutlaka cemaatle kılar. Bakınız, cemaat
Namazı geçirme diye bir şey yok, onu kastetmiyorum. Ama cemaatle kılınacak namaz, müminlerle beraber olunacak, camide olunacak. Namaz kılmak ayrı bir şey, kılarız hepimiz ama böyle kılmak. Namazda Rabbin huzurunda olmak. Bazen sorarlarmış, hocam sallanıyorsunuz, yürüyorsunuz, ediyorsunuz falan diye. Belki de denemek için de yapıyorlardır. Aslı bazen vardır, bazen yoktur, ona da çok değinmemek gerekir. Evladım namazda kendimi kaybediyorum, doğru, belki sizin gördüğünüz haller olmuş olabilir dermiş. Hazreti Ali Efendimiz üzerinden anlatılan ok hikayesi, hikaye gibi gelir bize ama Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmak, Rabbimizin huzurunda olmak. Alemlerin Rabbi, bütün kainatın, mahlukatın yaratıcısı ve sen namazdasın, seni huzuruna birebir kabul etmiş. Tek başına karşındasın ve müminler de sana yardımcı oluyor, yanında omuz omuza durmuşsun. Ve Rabbinin huzurundasın, benim ya Rabbi, buyur ya Rabbi, geldim ya Rabbi, emret ya Rabbi diyorsun. Namaz onun birinci, bence variz vasfı. Bugün müminler ve Müslümanlar olarak namazı gerçek manada Rabbimizin istediği gibi şuurla, fıkıhla, ilimle, ihlasla ve cemaatle idrak etsek, sanırım pek çok hastalığımızın, pek çok derdimizin, pek çok sıkıntımızın da kendiliğinden kaybolduğunu, ortadan kalktığını göreceğiz. Birinci husus namaz gençler. Aramızda gençler var, İmam Hatip Lisesi'nden onun hayali olan gençler var belki. Onun en önemli birinci hususiyeti bana göre Rabbi ile olan ilişkisini güzel tutması. Kişinin kendisini yaratan Rabbi ile ilişkisi iyi değilse diğerleri lafı güzel olur kıymetli kardeşler. Bütün her şeyi kendisine verenle teşekkür etmiyor, ilişkiyi iyi kuramıyor. Kendisine bir bardak çay edene metiyeler düzüyor. Elbette ki teşekkür etsin ama bütün nimetleri vereni görmezden gelmek bir ar değil midir, utanç değil midir? Ayıp bir şey değil midir? Orada nezakette aferin güzel insani ilişkiler üst seviyede diyeceğiz. Bu tarafta ne diyeceğiz? Namaz. İki, çok konuşulabilir ama namaz dedik ya, biraz sonra sabah namazında geçirmemek lazım. İki, aşırı derecede sünnet-i seniyeye bağlılık, Peygamber Efendimiz'e tabi olma ve Muhammed'i sevdiği. Müthiş bir peygamber aşıklısı. Sözde değil, özde. Sünnet, madem ki Kur'an'ın, madem ki vahyin, madem ki Cenab-ı Hakk'ın bir mümin için peygamberimizin şahsında gösterdiği Müslümanlığın yaşantısı ise, bütün ömrü boyunca sünnete ittibaen yaşamıştır. Gözlerinizin açılması için sadece bir örnek söyleyeceğim size. Rahmetli Ahmet Kirtiş Hoca var idi Konya'da. Rahmetli oldu. Bu ezan, musiki, Kur'an-ı Kerim tilaveti hususunda pek çok talebe yetiştirdi. Bugün gördüğünüz ben dahil bu büyük camilerde hizmet eden, merkezi sistemde ezan okuyan kardeşlerimize ders veren bir hoca idi. Hayatın çeşitli mecralarından geçmiş birisi. Allah rahmet eylesin ona da. Hacı Bey Sade Hazretlerinin de talebelerinden. Beraber Mevlid-i Şerif okumaya çok giderdik diye anlatırdı derslerde talebelere böyle. Özel şeyler anlatırdı. Bir gün elinde bir mecmua gördü hoca. Mecmua, şu Leyla ve Mecnun var ya roman. O, genciz okuyoruz diyor. Genciz, okuyoruz. Aziye Camii'nin şimdi o tarafı yok. Önceden bu Sultan Selim'e bakan tarafında şadırvanlar vesaireler, oturma yerleri falan var idi. Orada abdest almak için oturdum, hazırlık yapıyorum. Ayağımı, ayakkabımı çıkardım. Çorabımı çıkarırken sol dan başlayarak yapıverdim. Verdim.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldi, şöyle bir dirsek vurdu, kitabı da okumuş, sağına sonuna bir sürü notlar almış, şuraya dikkat edeceksin, burası doğru değil, şurası doğru, baştan sona okumuş, o kitap hala saklarım der. Sağa dikkat edeceksin. Sağa dikkat edeceksin, Efendimizin yaptığı gibi yapacaksın diye orada o kitabı verirken sünnete bağlılığı da göstermek için onun üzerinden hareket yapıverdi. Bunları pek çok yapabiliriz, söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. Ama Efendimiz'e muhabbet, ona tabi olma, sünnet-i seniyeyi yerine getirme. Üç, kıymetli kardeşlerim, müthiş bir ilim aşkı ve talebe yetiştirme şevki. İnsan yetiştirme. Camide biraz önce bahsettim, sabah namazından sonra başlayan cemaati yetiştirme ve sohbet etme geleneği, ibadeti, tabi sonunda kuşluk namazıyla beraber ayrılma, hasta varsa hastayı, dertli varsa dertliyi, borçlu varsa onun borcunu giderme hususunda önemli yardımları, ezvacı tahiratın isimlerini sayma, sahabi hazretlerinden örnek vermek suretiyle insanların bilinçlenmesini sağlama vesaire vesaire. Ama sabah namazından sonra bir ders. İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen ders. Özel meclislerde ders. Islah-ı medariste ders. Talebe okutma, ilim öğrenme. Onun için bunların hepsi aslında birbiriyle bağlantı kurabileceğimiz hususlar ama ilimsiz İslam olmuyor değerli kardeşlerim. Müslümanlığımızı ilimle taşlandırmak, ilmi temellere dayandırmak, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi İslam ilimler olduğu gibi matematik, astronomi, fizik, tıp gibi diğer ilimlerde de kendinizi mücehhez kılacaksınız. Yabancı dil bilme. Bunların hepsini Hoca Efendi'nin hayatında görme imkanımız var. Anıyorsak söyleyeceğiz bunları. Islah-ı medaristeki hususiyetlerini, kalfa olmasını ve orada hocalar kadar bunları biliyoruz. O zaman madem ki anıyoruz, madem ki buraya geldik, madem ki taşıyacağız değerlerimizi ve kıymetlerimizi ki bugün İslami değerleri tanıtma vakfı bir araya gelmiş, böyle etkinlikler yapalım dediler. Çok güzel, teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Hoca camiden anılır aslında dedik. Bir dizi etkinliklerin içerisinde bunu da planladık. Sabah namazı buluşmaları ve aileyle beraber gelme, hanım kardeşlerimizle gelme, pazar sabahı olsun, pazar günü namazı tatil edecek halimiz yok dedi Meram Müftümüz. Pazar sabahı yapalım dedik ve böyle yaptık. İnşallah bundan sonra bunu cumartesi sabahlarında ayda bir, her hafta pardon, ayda bir derken Meram Müftülüğü üzerinden ayda bir ama Karatay Selçuklu'yu da diğer haftalara yaymak suretiyle bu cemaatimizde, ailemizde sadece teberrüken söyleyeyim, ezan-ı Muhammed'i pardon namaza duracağız ama bir şeyle bir dakikanızı alarak bitireceğim. Hocam dedi ki gelirken bir hanım kardeşimizi gördük. Daha küçücük bebeği kucağında almış camiye geliyor. Rabbim şahit olsun. Rabbim şahit olsun. Rabbim şahit olsun. Bu bereketleri artırsın, müzdat eylesin bu camilerimizi. Ailemizle, hanımlarımızla, çocuklarımızla beraberce doldurabilmeyi ve ibadet edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Daha nice Hacı Bey Sade Mustafa Efendi gibi alimlerimizi, fazıllarımızı, insanın gönlüne, kalbine dokunan, hayatına dokunan ilim ehlini, hocalarımızı Rabbim kıyamete kadar eksik etmesin değerli kardeşlerim. Bizleri de onların yolundan gidenlerden eylesin. İlim ehli, Kur'an ehli, namaz ehli, peygamber aşığı ve onun yolunda giden Müslümanlardan kılsın diye dua ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim hepinize adım başı eskilerin duasıyla söyleyeyim. Adım başı hac ve umre sevabı lütfeylesin inşallahü teala. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إنك يا رحيم تعاليت يا مليك أجرنا من النار
بعفك يا رحمن. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا متكبر تعاليت يا خالق، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا بديع تعاليت يا مصور، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا بحر تعاليت يا رزاق، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا فتاح تعاليت يا عليم، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا قبيص تعاليت يا بصير، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا حافظ تعاليت يا رافع، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا معيز تعاليت يا مزيل، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا سميع تعاليت يا بصير، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا حكم تعاليت يا عدل، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا لطيف تعاليت يا خبير، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا حليم تعاليت يا عظيم، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا علي تعاليت يا كبير، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا حفيظ تعاليت يا مقيت، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا حسيب تعاليت يا جليل، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا كريم تعاليت يا رقيب، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا مجيب تعاليت يا واصي، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا حكيم تعاليت يا ودود، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا مجيد تعاليت يا بعيس، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا شهيد تعاليت يا حق، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا وكيل تعاليت يا قوي، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا متين تعاليت يا ولي، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا حميد تعاليت يا محسي، أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا مبتي تعاليت يا معيد،
أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا مجيد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا صمد تعاليت يا قدير أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا ظاهر تعاليت يا بديل أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا ولي تعاليت يا متعال أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا بر تعاليت يا تواب أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا منتقم تعاليت يا عفو أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا رعوف تعاليت يا ملك الملك أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا ذو الجلال والإكرام تعاليت يا محسن أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا جميع تعاليت يا غني أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا مغني تعاليت يا مني أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا دار تعاليت يا نفي أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا نور تعاليت يا هدي أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا بديع تعاليت يا باغي أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا وارث تعاليت يا رشيد أجرنا من النار بعفك يا رحمن سبحانك يا صبور تعاليت يا رحيم أجرنا من النار بعفك يا رحمن yitirmiş, bir alemiye aklını yitirmiş.
alemiyem. Ömrün bitirmiş divanemiyem. Aklını yitirmiş divanemiyem. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim, yolun gözlerim mestanemiyem. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim, yolun gözlerim mestanemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allah, 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 All
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Erlerde mine destur alalım, erlerde mine destur alalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım. Dost dost diyerek arşa varalım, dost dost diyerek arşa varalım. Dost 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 dost. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Allahümme salli alel Mustafa, Allahümme salli alel Mustafa. Bedi'un cemali ve bahril vefa, Bedi'un cemali ve bahril vefa. Ve salli aleyhi cemaye bevi, ve salli aleyhi Es-Sadık Muhammed Aleyhisselam. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vel afiyetü bil muttakin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. وتب علينا يا من لا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووسعنا من الحق إلى طريق مستقيم. ببركات ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا إله العالمين، okunmuş olan hatm-i şeriflerden, sure-i celilelerden, yapılan tesbihlerden, tehlillerden, dualardan hasıl olan ecir ve mesubatı
evvelen bizzat hace-i kainat, hulasa-i mevcudat, şefii ruzi ceza Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu tayyibelerine hediye eyledik ve asıl eyle. Şu an meclisimizden haberdar eyle. Öbür dünyada şefaatlerine nail eyle. Andan hasıl olan ecir ve mesubatı bir cümle peygamberan-ı izamın da ruhlarına hediye eyledik ve asıl eyle. Anlardan hasıl olan ecir ve mesubatı sahabe, tabi'in, etba-i tabi'in, âl ve ashab-ı güzin, eyyime-i müştehidin, müfessirin, muhaddisin, muhakkikin, musannifin ve bil cümle hamele-i Kur'an olanların da ruhlarına hediye eyledik ve asıl eyle. Anlardan hasıl olan ecir ve mesubatı bil cümle müminin-i müminat, müslimin-i müslimatın da ruhlarına hediye eyledik ve asıl eyle. Anlardan hasıl olan ecir ve mesubatı etrafımızda metfun bulunan bil cümle alim, ulema, şehit, şüheda cümlesinin ruhlarına hediye eyledik ve asıl eyle. Anlardan hasıl olan ecir ve mesubatı burada bulunup duamıza amin diyen kardeşlerimizin darı dünyadan darı uhbaya göç etmiş olan mevtalarının da ruhlarına hediye eyledik ve asıl eyle. Anlardan hasıl olan ecir ve mesubatı hasaten Hacı ve İssade Mustafa Kurucu hocamızın da ruhlarına hediye eyledik ve asıl eyle. Ya Rabbi, yastığım seccade olsun, uykum namaz kılsın, soluğum zikir çeksin Allah'ım. Ayağımdan başıma, doğduğumdan bu yaşıma, bütün günahlarıma tövbe ya Rabbi. Öleceğime bütün kalbimle inanıyorum. Azrail'i karşıma güler yüzle çıkar ya Rabbi. Gözümün ışığını, beynimin dimağını, elimin, kolumun, ayaklarımın direncini, tüm vücudumun güç ve kuvvetini elimden alma ya Rabbi. Bakışım ibadet, sükutum tefekkür olsun. Konuşmam zikir yapsın. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsin elinde bırakma ya Rabbi. Her nefeste dilimi zikirden, kalbimi şükürden, beynimi fikirden ayırma ya Rabbi. Aileme kötülük yapmak isteyenlere mani ol Allah'ım. Allah'ım, günahlarını affettiğin sıddıklardan eyle. Onların sohbetlerine, zikirlerine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Yeni doğmuş sübyan gibi karşına çıkarmayı nasip eyle. Bizleri salih kulların arasına katıver. Defterimin kapanmayacağı hayırlar yapmayı nasip et. Naim cennetinin varislerinden eyle. Annemi ve babamı affet. Kabirde yüzümü kara çıkarma ya Rabbi. İçtiğimiz bu dünyada zemzem, öbür dünyada Kevser olsun. Geçtiğimiz bu dünyada doğru yol, öbür dünyada sırat olsun. Aldığımız bu dünyada güzel ahlak, öbür dünyada nurlu berat olsun. Girdiğimiz bu dünyada Mekke, Medine, öbür dünyada cenneti âlâ olsun. Gördüğümüz bu dünyada Beytullah, Ravza-i Mutahhara, Mina, Arafat, Müzdelife, Uhud olsun. Öbür dünyada Cemalullah olsun. Azığımız bu dünyada hem de öbür dünyada takva, güzel amel, güzel ahlak olsun. Sofralarımız ilim sofrası olsun. Dostlarımız bu dünyada hak dostları, alimler, dervişler, öbür dünyada da
peygamberler ordusu olsun inşallah. La ilahe illallah, kalbimizi karartma ya Rabbi. La ilahe illallah, rızkımızı daraltma ya Rabbi. La ilahe illallah, bizi imansız bırakma ya Rabbi. La ilahe illallah, kabirde bizi bunaltma ya Rabbi. La ilahe illallah, kendi kapından başka kapı aratma ya Rabbi. La ilahe illallah, kendine kul, Habibine ümmet olmaktan bizi bir an bile ayırma ya Rabbi. La ilahe illallah, bizlere hesapsız sabır ver ya Rabbi. La ilahe illallah, azapsız kabir ver bizlere Allah'ım. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in çocuklarıyla beraber bizim çocuklarımıza, nesillerimize Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmayı, Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle mütesennin olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, nesillerimizden, zevcelerimizden gözlerimizin nuru, gönüllerimizin sururu, takva sahiplerine önder olacak hayırlı nesiller bizlere ihsan eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e birlik beraberlik olma şuuru nasip eyle. Ya Rabbi, idarecilerimize feraset, basiret, hayırlı işlerde muvaffak olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, memleketimizin, vatanımızın, İslam'ın bölünmez bütünlüğüne kasteden ne kadar düşman varsa, eşkıya, terörist varsa, onları Kahhar ismi celilinle kahru perişan eyle. Ya Rabbi, ülkemizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için sınır boylarında ne kadar nöbet tutan asker, polis varsa, vatan evladı varsa nusretinle muamele eyle, muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz bu duaları Kabe-i Muazzama'da yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, memleketimizin aleyhine hile ve tuzak kuran her kim varsa, şahıs, devlet, hile ve tuzaklarını başlarına geçiriver ya Rabbi. Ya Rabbi, şu mübarek vakitte yapmış olduğumuz bu duaları ahseni kabul ile kabul eylediğin dualar zümresine ilhak eyle. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti Seyyidil Murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. İsmi Pak Muhammed Mustafa Ra Salavat. Cismi Pak Muhammed Mustafa Ra Salavat. Ruhu Pak Muhammed Mustafa Ra Salavat. Azametullahi Hüda ve icabeti kabulü duara tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Bu solumuzdaki bulunan, sağımızdaki bulunan gençlere, aramızdaki bulunan gençlere, cemaatimize çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın ismini, esmasını zikrederek tesbihatta bulundular. Ya Rabbi, bizi ateşten koru diye. Bu tarafta dost oldu, dostlarımızı artır ya Rabbi, dostlarla cennete ulaşalım dediler. Allah dediler. Rabbim adetlerini çoğaltsın. Hizmeti geçenlere teşekkür ediyoruz. Dışarıda ikramlarımız, belediyemiz sağ olsun, her defasında bizlere destek oluyorlar. Teşekkür ediyoruz kendilerinden. Bu gençleri yetiştiren hocalarımıza da hasaten teşekkür ediyoruz. Bu müesseseleri kuran, yaşatan hayırseverlerimizden de Cenab-ı Hak razı olsun diyoruz. Cenab-ı Hak tekrar buluşmayı nasip eylesin efendim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.